20 küsur yıldan beri üniversitedeyim. Cumhuriyet tarihçisiyim. Ve bu alanlarda, daha doğrusu şeriatçı örgütlenme ve yapılanmalar konusunda Türkiye'de birkaç kişiden biriyim. Yeni Hayat dergisinde yazılar yazıyorum Fethullah ve diğer sağ örgütlerle ilgili olarak. Fethullah Gülen'in bizzat kendisi 5 milyar liralık tazminat davası açtı. Hem Yeni Hayat için hem de benim için. Faiziyle istedi. Faizsiz bankacılık yapacak ve faiziyle parayı talep edecek. Bunun adı sahtekarlık. Bunun adı riyakarlık, ikiyüzlülük. Onun için Atatürk'e karşı sözlerinden dolayı özür dilemesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Mutlaka yargılanması. Din devleti mi var temelinde Fethullah Gülen'in, yoksa bambaşka bir yaklaşım mı var? Kesinlikle din devleti var. Dünya imamı mesabesine kendisini koyan bir kişinin altında kıta imamı, sonra ülke imamı var. Bu yapılanma, bu hiyerarşik yapıya baktığınızda resmen bunun din devleti amacına yönelik bir yapılanma olduğunu görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde dinsel yapılanmaya dayanan sivil toplum örgütleri var ama bunlar legal. Yasal olarak varlar, okulları var. Bunların sayısı da 5.000 civarında. Ancak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyaslayamazsınız. Türkiye'deki cemaatlerin ve tarikatların tümü birden Türkiye'de rejimi, sistemi değiştirmek istiyor. Toplumda benim gibi Türk milliyetçisi ama Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor. Ve bu yapılanmanın dağıtılmasını istiyor. Bunların çekmek istedikleri konu. Bu programda da buna alet olmaktan korkuyorum. Yok hiç. Sadece alet sol ya da ateist kesim değil. Milyonlarca benim gibi laik devlete inanmış olan, Türk toplumun yani ülkesi ve devletiyle bütünlüğüne inanmış olan milyonlarca insanın ben Fethullahçılara karşı olduğunun bilinmesini ve bu cepheleşme oyununa bu şekilde sonuçlarla düşünmemesini. Orta Asya'da ılımlı İslam'ın misyonu mu olarak görüyorsunuz bu okulları? Bence kesin değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin öngördüğü bir öngörünün sadece izleyicisi. Bu çok net. Ben Pensilvanya Amerikancı İslam kesinlikle kesinlikle diyebilirim. Çünkü benim gözümde KGB mensubu olmak ne kadar aşağılık bir olaysa Amerikan ajanı olmak da o derecede aşağılık bir olay. Ve ben bunu bir Türk olarak, bir Müslüman olarak hiç şüphesiz asla içime sindiremiyorum. Olayın bir başka boyutu var. Esas biz onu görmüyoruz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 600 trilyon liralık yıllık bir harcama kalemini içinde tutan korkunç bir imparatorluk. Yurt dışındaki okullarıyla, yurt içindeki okullarıyla, dershaneleriyle, holdingleriyle akıl almaz bir oluşum bu yapılanma. Ve bunların çalışan memurlarına, çalışanları, bunlara yapılan akışı artı yurt dışı siyasal temaslara bakıyorsunuz. İşte Papa görüşmesi dahil olmak üzere son derece de önemli başarılar kazandılar. Bakıyorsunuz olağanüstü bir kadro var. Ve bu kadronun acaba yöneticisi ilkokul mezunu bir emekli vaiz mi? Şimdi esas konu bunun adını koymak. Evet. Çünkü Atatürk için bu kadar rahat hakaret edebilen, orduya bu kadar rahat dil uzatabilen, devleti sistemi çökertmeye çalışan bir insana ben saygı duymak zorunda değilim. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinde cemaatlerle, bu tür dinsel yapılanmalarla hiç kimsenin dokunulmazlığı kazanmaya hakkı yok.